Hacer. Efendim? Şu çantamı verir misin? Gel, gel, gitme. Al. Bu senin. Ne bu? Moda'da deniz manzaralı, tam hayal ettiğin gibi bir ev. Yok, ben bunu alamam. Alacaksın Hacer, alacaksın. Sadece bu gecenin değil, bunca yıllık hizmetlerinin karşılığı. Ayrıca avukatımla da konuştum, vasiyetimde de var. Ölene kadar maaşın yatmaya devam edecek. Benden sonra ne olur bilinmez. Ama çocukların ihtiyacı olduğu zaman onların yanında olacaksın. Tamam mı? Bu geceyi de unut. Senin bir suçun yok. Hepsi benim planım. Sabah erkenden İsa'yı ara. Bir iş bahane et, Sabancı'daki eve yolla. Oğuz, Ferda'yı. Anneanneniz çok kızacak. Ayrıca çok üzülecek, haberiniz olsun. Ama ne yapalım Efe ya? Ya en başından buraya gelmemiz büyük bir hataydı bence. Bence de. Yani ben de başından beri iyi hissetmiyorum, biliyorsun. Kızlar haklı abi. Gelmemeliydik. Ben de şunları araba yükleyeyim. Teşekkür ederim. Efe. Hı. Asma suratına. Senin yüzünden değil. Ya durumları biliyorsun. Sen olsan ne yapardın? Sen takılma bana ya. Sen mantık onu. Bir daha geliriz, bir daha geliriz. Ben bavulları şey yapayım. Yardım lazım. Yok, sen bırak bana. Babam gitmesek ben burayı çok sevmiştim. E ama anneanneyi özlemedin mi? Onun yanına gidiyoruz. Babam burayı çok sevdim. Tamam tatlım, bir daha geliriz. Bir hakkımız yok ki. Şimdi gidelim, yine geliriz. Söz, tamam mı? Ayşem arıyor. Alo Ayşem. Ya ben de seni arayacaktım. Merve, Merve, Merve acil dönmeniz lazım Merve. Ayşem ne oldu? Anneanneme bir şey mi oldu? Annem. Annem ne? Merve. Anneme bir şey oldu. Ayşem konuşsana, bir şey mi oldu anneme? Merve annem. Annem ölmüş. İsa bulmuş onu Sabancı'daki evde. Ne diyorsun ya sen? Merve çok özür dilerim. Ne demek annem ölmüş ya? Ayşem ne demek? Ayşem. Merve. Ayşem ne demek? Ne demek Ayşem? Ayşem annem öldü ne demek?
olsun tekrardan. Beyan Hanım'a söyleyecek miyiz bunu? Bilmiyorum. Hala şoktayım şu an. Saçmalamayın. Yani bu halde kaldıramaz, böyle bir şey söylemeyeceğiz tabii ki. Hacer bir yolunu bulup söyleyeceğini söyledi. Hayır, sakın öyle bir şey yapmasın. İlla öğrenecek durum. Saçmalama. Yani nerede olduğunu soracaktır kadın. Tamam, yalan söyleriz o zaman. Başka bir şey uydururuz. Anneanneni sen bizden daha iyi tanıyorsun. İnanır mı sence? Nasıl olmuş peki? Yani bir haber var mı? Ne dediler? Ben de adli tıp raporunu bekliyorum. Spancadaki evde bulmuşlar. Burada akrep de varmış. Zehirlenmiş galiba. Niye gitti ki o eve? Ne işi vardı Sapanca'da ya? Hacer ne diyor? Ferda ablanın Sapanca'ya gideceğinden haberleri var mıymış? Anneannemi bu şekilde bırakıp gitmezdi. Başka bir şey var. Böyle bir şey yapmazdı. Annem buradaymış zaten. Aynı annemi buraya o getirmiş. Sonra Hacer gelince ben biraz yalnız kalmak istiyorum deyip gitmiş işte. Taburcu olurken beni çağırırsınız demiş. Niye gittin anne? Ne işin vardı orada? Niye gittin? Ne yaptın sen abla? Ya sana ben bir şey yapmadım diyorum. Kazaydı diyorum, anlamıyor musun? Kazaya da değil, ne ölümü var? Ölmüş kızın. Ya inanmıyorsun işte. Hiç kimse inanmayacak. Benim yapmadığıma hiç kimse inanmayacak. Benim öldürmediğime inanmayacak işte. Kafasını çarptı, vurdu, düştü, çarptı diyorum sana ya. Ya Aras. Ama bir yolu vardır. Yardım et bana ne olur. Yalvarırım, yardım et bana Aras. Erda'yı, kızımı, kardeşinin yanına göreceksiniz. İkisi yan yana olacaklar. Beni de onların yanına. İkisinin arasına. Bu size son vasiyetim. Müteveffa Ferda Emge'nin kanında yüksek miktarda akrep zehri tespit edilmiş olmasına rağmen vücudunun hiçbir yerinde iğne izine, akrep sokmasına dair herhangi bir izler rastlanmamıştır. Ayşe. Bir şey mi oldu kızım? Rapor mu gelmiş? Evet, rapor gelmiş. Ne diyor? (Gülüyor)
akrep sokmuş. Anafilaktik şoka girince de... Annem senin yanını kendine ayırmış belli ki. Diğer tarafı kim için düşündü bilmiyorum. Vardır bir bildiği. Ama bir şeyi iyi biliyorum ki. Ben bu aile kucaklaşmasının tarafı değilim. Bu mezarda adım da olmayacak. Yerim de. Bunu bile kıskandın deme. İnsanın kimsesi yoksa kimsesizler diye yazıyor mezarlığın girişinde.